Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi ne yapalım? O zaman yemeğimizin malzemesini sayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Tamam. İlk yemeğimize geçeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Ekşili köfte yapıyoruz. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen menüyü ekrana verir misiniz? Evet, bakın menümüz de geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ekşili köfte için kullanacağımız malzeme listemiz 500 gram dana kıyması, 2 adet patates, 100 gram bezelye, 2 adet havuç, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı pirinç, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tutam maydanoz ve dereotu ve ne var? Tabii ki baharatlarımız var. Tuz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da karabiber kullanacağız ekşili köfte için. Evet. Evet, yine şöyle bir alalım yine. Yine aldığınız başınız gidiyorsunuz Ayşegül Hanım yani. Evet, güzel. Aldım başımı gidiyorum. Listemiz harika. Bakın ne güzel malzemelerimiz var. Güzel malzemeleri bir araya getireceğiz. Onları böyle harmanlayacağız. Bu listeyi kim yazıyor? Bana kim yazıyor? Ben biliyorum kimin yazdığını. Sen onu al getir benim yanıma Ayşegül Hanım. Ne yapacaksınız? Yoksa yönetmenimiz mi yazıyor bu listeyi? Hayır, yönetmenimiz yazmıyor. Bir söyleyin bakalım ne yapacaksınız? Getireceğim. Neyse, sonra ben söylerim. Onu olmasa şu bizim robotta bir çevirelim. Robotta çevirelim. O zaman şöyle alayım sizi robotun üstüne. Çünkü siz yazıyorsunuz listeleri. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ne yaptık? Önce kıymamızı yanımıza aldık. Şöyle yarım soğanımızı rendemizin küçük gözüyle şöyle bir rendeliyoruz. Soğan. Vazgeçemediğimiz soğanımız. Evet. Her yemeğimizde kullandığımız soğanımız. Evet. Bilmeceler, sorular böyle var ya harika. Terimler yani muhteşem gerçekten soğanı vazgeçemiyoruz soğandan seviyoruz. Evet. Gözlerimizi yaksa da dilimizi yaksa da faydaları ne, o kadar çok Ayşegül ki. Ayşegül Hanım elmamız diyordun değil mi? Evet elmamız diyorsunuz özellikle sizin yörelerde öyle diyorlarmış. Burada arkadaşlar gelmişlerdi sağ olsunlar öyle zaman zaman. Evet. Tabii her yörenin işte sebzeleri olsun bazen yemekleri olsun. Farklı isimler takıyorlar biliyorsunuz değişik yerlerde. İşte doğuda da soğana ne diyorlar? Elma diyorlarmış. Gariban elması. Gariban yani. Elması diyorlarmış. Evet, hakikaten gariban elması. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz az bir şey soğanımızı, sarımsağımızı rendeledik. Ve şöyle kıymamızı içine ilave yaptık. Kıymamızın içine tuzunu ve karabiberini ilave yapacağız. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağız. Evet, şöyle. Güzel ekşili köfteyi ben de çok severim. Çok yaparım hatta. Bizim de böyle oralarım vazgeçilmez. Harika. Yöresel bir yemeği. Ekşili köfte değil evet. Mi? Şöyle yeterince tuzumuzu ayarladık. Şöyle pirincimizi gördüğünüz gibi içine ilave yaptık. Evet, bazen buna pirinçle beraber usta böyle hani alternatif olsun diye buradan bazen izleyicilerimize söylüyoruz ya. Evet. Bulguru seviyorsanız bakın bulgur da çok güzel lezzet veriyor. Pirinçle beraber biraz da bulgur koyarsanız o da güzel olacaktır. Güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Aynen. Biz ama pirinçle yapıyoruz. Tabii ki sadece pirinçle de olur. Pirinç sevmeyen varsa belki rahatsızlık duyan varsa eğer sadece bulgur da koyabilir kıymaya. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Tat veriyor evet. Evet gerçekten bulgur da çok güzel biliyorsun. Bulgurun da vitaminli ondan sonra sağlık faydasını saymakla bitiremeyiz. Kesinlikle. Biraz fazla tüketelim değil mi? Evet Ayşegül aslında bol bol tüketmekte fayda var gerçekten. Evet. Çocuklarımızı özellikle sevdirelim. Şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Maydanozumuzu çok güzel küçük küçük doğruyoruz ki çok büyük olmayacak. İçinde çatlama yapmaması için şöyle maydanozumuzu da içine ilave yaptık. Ayşegül Hanım bir tane yumurta alacağım. Tabii ki ben dolaptan evet, vereyim size. Bir tane alalım. Şöyle bir tane. Acaba bu yumurta taze mi bayat mı? Tazedir Ayşegül Hanım. Bayat olmaz.
biliyorsun. Öyle mi? Tabii. Nasıl anlayacağız bunu? Suyun içine at bakalım bir. Suyun içini nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk gösterelim evet, mi? Tabii gösterelim. Bakın şimdi yumurtayı ben test edeceğim. Test bakalım hakikaten yumurtamız bayat mı, taze mi belli olacak. Şöyle bakın suyu alın, doldurun. Tabii şimdi bunu çok hassas insanlar ancak yapar. Belki böyle herkes önemsemez ama aslında güzel şeyler de bunlar. Şöyle tuzu ilave ediyoruz suyumuzun içerisine. Ondan sonra şöyle kaşıkla biraz karıştıralım. O sizin çay kaşığınız değil miydi Ayşegül Hanım? Efendim? Onunla çay karışıyordu herhalde değil mi? Bununla mı? Evet. Şöyle yumurtayı atıyoruz suyun içerisine. Evet bakın. Yumurta dibe indi. Evet indi. Yumurta dibe indiyse yumurtanız taze demektir. Eğer yumurtayı bardağınıza koyduğunuz zaman hafif hafif yukarıya çıkmaya başlıyorsa, kalkıyorsa yani şöyle ki yumurtamız tazeymiş. O zaman diyecek Allah rahmet eylesin. O zaman diyeceğim. Evet diyeceğiz ki Allah rahmet eylesin. Bu yumurtayı kesinlikle yemeyin. Ama bakın bu gerçek bir deney. Böyle size gelebilir işte yumurta ağır da yumurta ağır olduğu için suyun içine koyduk. Ben ne yapacağım bunu biliyor musunuz da? Bir tane yumurta alacağım. Özellikle bozuk bir yumurta. Gerekirse böyle rica edeceğim artık bir bakkal veya tanıdık bir marketçiden. Marketçide olmaz Ayşegül Hanım. Hatta şey bekleteceksin. Bekleteceğiz. Onu diyecektim ben. Bekleteceğiz onu. Ne yapacağız? Böyle deneyeceğiz bir daha. Bakalım gerçekten çıkıyor mu? Ve çıktığına ben şahit oldum. İnşallah sizlere de göstermek istiyorum. Evet. Yumurtayı getirdim ben. Evet, biz de şimdi köftemizin harcını hazırladı sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben şöyle keseyim. Geri kalan zaten Ayşegül Hanım yavaş yavaş program bitene kadar herhalde hazırlattık. Öyle benden yardım mı istiyorsunuz şimdi böyle bilmiyorum üstü kapalı? Artık. Üstü kapalıyla bir gönderme yaptık ama. Neyse tamam mesaj alınmıştı tabii ki yardım etmek isteriz edelim ne yani. Ne demek yaşam? Şimdi benim elime soğan kokusu sinecek o zaman ne yapacağım? Eldiven giyeceksiniz. Eldiven yoksa ne olacak? Herkes evde eldiven kullanmıyor. Bizde 5-6 paket eldiven olması lazım. Ama ben şimdi kendi için sormuyorum böyle evde. Evet o zaman limon suyuyla ne yapacaksın? Elinizi yahut da bir tane limonu ikiye ayıracaksın. Eline sürdüğün zaman o kokuyu alır. Evet bir şey daha var. Evet patates. Onu da paylaşalım. Evet haşlanmış patates ne yapacaksınız? Güzel bir şekilde böyle elinizi ovun patatese. O zaman soğan kokusu da ellerinize özellikle sarımsak kokusu da aynı şekilde. Sinmişse hiçbir şekilde eser kalmayacak kokuda. Evet. Evet. O zaman ben ne yapayım? Yine biz şanslıyız. Bize... Şöyle eldivenlerimizi alalım. Şöyle. Köfteleri inşallah köfteleri beraber evet. Hazırladık. Yuvarlı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. Sesensin. Tamam. Geçin şöyle. Bunlar biraz büyük köfteler olacak galiba. Evet, biraz çok büyük olan varsa şey yapabilirsin, tamam. Kesebilirsin Ayşegül Hanım. Evet, çünkü böyle hani ekşili köftenin genelde ufak böyle misket kadar, bakın şöyle, şu boyutta olması yeterli. Şöyle görünüyor mu? Evet, ufak ufak. Bakın ne kadar güzel, küçük böyle misket boyutunda. Bunları hatta bir tabak alalım, şöyle de koyabilirim, burası da temiz. Tabaktan direkt ben tencere şey yapacağız. Tamam, o zaman ben tabak alalım. Tabak vereyim. Evet, tabak rica edeyim. Tabii, ne demek aslında, buyurun. Şöyle ellerimde biraz ıslatayım. O tabak sayıdınız. Hatta şöyle büyük bir tabak verebiliriz. Şimdi tenceremize şöyle sevgili izleyicilerimiz bize sıcak su lazım olacağı için sıcak suyumuzu koyalım. Altını açalım suyumuz kaynasın. Evet. Evet şöyle. Gibi. Ne yapıyoruz? Ekşili köfte yapıyoruz. Bir daha hatırlatalım. Kıymamız dana kıyması olacak. İçerisine ne yaptık? Soğan koyduk. Maydanoz ve pirinçlerimizi ilave ettik. Güzel bir şekilde yoğurduk. Yoğurduktan sonra şimdi de böyle misket büyüklüğünde yuvarlayacağız. Nereye yuvarlıyoruz Ayşegül Hanım? Aşağı doğru mu yuvar doğru mu? Aşağı doğru yuvarlasak daha güzel tamam. Gider. Siz şöyle alayım yukarıya o zaman doğru orada... yuvarlamak... Bilmiyorum maharet ister. Var mı öyle bir şey acaba? Bilmiyorum, çekim kuvveti, acaba? Ters çekim kuvveti olur o. Evet. Onu da bilmiyorum. Biz becerebilir miyiz acaba? Herhalde olmaz. Olmaz herhalde. Olur mu sizce? Bence olmaz. Evet. Ben kendime o kadar güvenmiyorum açıkçası. Ha,
Aslında siz daha önce ikişer ikişer yapıyordunuz köfteleri Ayşegül Hanım. Şimdi böyle izleyenlerim görsünler diye teker teker yapıyorum. Evet maşallah her şeyde bir cevabınız var yani hazır evet, yani. Hazır hazır. İşte böyle biraz hazır cevap. Ya kameraman kardeşin de çok komik ya. Ne mi bir Ayşegül? Saniye o zannedersem kameraman kardeşler o herhalde içerideki yönetmen kardeş oluyor. Hayırdır kilo mu almış diyor. Kim almış acaba çok merak ediyorum. Evet yakında. İsmail kardeşim biliyorsun yakında, önümüzdeki hafta doğum günü var. Kutlayacağız evet, burada biliyorsun. Doğum gününe güzel bir hediye hazırlıyorum sevgili İsmail'cim. İnşallah burada böyle bütün Türkiye'nin önünde bu güzel hediyeyi sunacağız. Merak sevgili yönetmenimizi yani, gerçekten çok seviyoruz. Merak ettim bu hediye neymiş? Sürpriz. O şimdi da, o sürpriz da söylenmez biliyorsunuz. Yok, söylersek evet, ne olur? Evet sürprizi yani, kaçar. Anlamı için kaçar. Bir evet, anlamı evet, kalmaz. Ama çok güzel böyle süslü, güzel böyle harika inşallah çok beğeneceği güzel bir hediye olacak. Yani İsmail'i çok sevdiğimizi o da artık farkına varmıştı değil mi? Evet. Bütün kardeşlerimizi seviyoruz gerçekten. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biz ne yaptık? Onu da bir anlatalım. Robotumuzun altını yaktık. Şöyle yavaş yavaş ısınsın. İçine az bir şey bir sıvı yağımızdan ilave yapalım. Geniş olduğu için, çok rahat olduğu için yemeğimizi tekrar robotumuza yapacağız. Şöyle taşımıza beraber havuçları soyduk, hazırladık. Patatesleri de zaten biz soymuştuk sevgili izleyicilerimiz. Aa, bu arada bakın şimdi etle ilgili aklıma bir şey daha geldi. Özellikle ekşili köfte veya işte böyle misket köfte yapacağınız zaman ne yapın biliyor musunuz? Kasabınızdan etinizi alırken güzelce çektirin. Öyle değil mi usta? Evet. Özellikle hani böyle çiğ köftelik et deriz ya. Siz aldığınız zaman böyle kıymanızı deyin ki kasaba ben çiğ köftelik şeklinde çektirmek istiyorum. Onu böyle ince ince birkaç defa çeksinler. O zaman köfteniz daha güzel olacak. Ve yuvarlayıp pişirdikten sonra kesinlikle ne olacak? Birbirini bırakmayacak. Şayet iri kalırsa kıymanız böyle çatlaklar olabilir, birbirini bırakabilir köfte. O da güzel bir şey olmaz. Evet, güzel bir tad olmaz. Tadı da güzel olmaz, görüntüsü de güzel olmaz. Bunu da belirtelim ki izleyenlerimiz yapmak isterlerse buna da dikkat etsinler. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi ne yaptık? Havuçları soyduk ve yarım soğan kullanmak istiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yarım soğanı da küçük küçük doğradık. Şöyle. Soğanları doğradıktan sonra şöyle bir tabağıma alıyorum. Havuçları da küçük küp şeklinde doğrayacağız. Çünkü biliyorsunuz birisi büyük birisi küçük olmamasına gayret edeceğiz. Şöyle. Havuçları da bir güzel ortada çizik atıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Şöyle küçük küp şeklinde doğradık. Ve robotumuza yağımıza ısındı. İlk önce havuçtan başlıyoruz. Şimdi havuçlar hem ilk önce kızardığı zaman hem güzel bir renk verir hem de havuçlar çabuk pişer. Onun için ilk önce havucu atacağız ve havuçtan sonra soğanımızı atacağız. Şöyle güzelce. Son bir havuç kaldı. Onu da doğradıktan sonra Ayşegül Hanım, kıyafetiniz de size çok yakışmış. Teşekkür ederim, sizin de öyle. Teşekkür ederim. Özel mi yaptırdınız yoksa? Özel yaptırmadım, bu hazır gömlek yani. Hazır gömlek. Evet. Altımdaki de biraz böyle şalvar modeli zaten, onlar da hazır. Ay desenleri ya, o karatecilerin desenlerine benzemiş. Öyle mi? Evet. Aa, olabilir, bilmem. Ama hoşunuza gitti. Evet, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Siyah renk genelde biliyorsunuz. Hakikaten her renge, her böyle şey yakışıyor. Evet, bakıyorum alışmışsınız şimdi, artık köfte Ayşegül Hanım. Biraz büyük yapabilirdiniz aslında da. İşte ne bileyim, ekşili köfte deyince böyle biraz daha küçük
Alışmışım ben, küçük yapıyorum. Evet. Şimdi biz mutfakta bakın özellikle aslında güzel bir konuya değindiniz. Biraz daha tabii böyle hani program sunuyoruz. Tabii ki kılık kıyafetimize dikkat etmeliyiz. Hani şık giymeye çalışıyoruz. Ama şık olmanın yanında da önemli olan her zaman söylediğimiz bir şey var. Hakikaten bakın insanları görüntüsünden ziyade en çok temizlik çok önemli. Ben her zaman bunu söylüyorum. Aynen öyle. Kesinlikle üstünüz başınız temiz olsun. Temiz olduktan sonra her yerde makbul olur, her yerde kabul görürsünüz zaten. Mutfakta da tabii çok böyle şey giyinemiyoruz. Yani hani ağır giyinemiyoruz. Ustamız köfteleri bir alsın, tamam. Yine devam edelim. Sevgili izleyicilerim, şimdi tenceremize gördüğünüz gibi sadece suyumuzu koyduk. Suyumuz şu anda kaynadı ve köfteleri ne yapıyoruz? Şöyle fırında değil de suyumuzun içine atıyoruz. Evet, şöyle. Köftelerimiz pişecek şöyle. Su da pişireceğiz. Evet, su da pişireceğiz. Ve havucumuzda, robotumuzda güzelce koyduk ve şu anda pişime bıraktık. Yavaş yavaş bir yandan hem karıştırıyoruz hem de köftelerimiz pişsin. Şöyle ben geniş bir tabak alayım. Evet, yani onu elbise diyorduk. Hakikaten doğallık çok önemli. Her zaman biz ne kadar program yaparsak yapalım ama böyle doğal, böyle içimizden geldiği gibi tabii ki sizlerin karşısına şık çıkmak çok önemli. Bu bir saygının da göstergesidir. Evet, en çok helallik evet. Tabii senin istemen lazım. Sen daha çok takılıyorsun. Evet, sevgili izleyicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi havuçlar bir güzel rengini verdikten sonra ne yaptık? Soğanlarımızı ilave yaptık. Ve bir iki dakika daha kavrulsun. O kavrulurken köftelerimiz şöyle güzelce haşlandı. Köftelerimizi alıyoruz kenara hemen. Bunlar sosla beraber de kaynayacağı için şöyle küçük küçük Ayşegül Hanım biliyorsunuz yani böyle o şeyler uğraşmayı çok sevdiği için bir de minik minik şeyler yaptı aynı kendisi gibi şöyle köfteleri. Evet. Köftelerimizi de sevgili izleyicilerimiz suyumuzda haşladık. Ve devam ediyoruz. Diğer köfteleri de tekrar suyun içine ilave yapıyoruz. Evet, şöyle. Tekrar kaynayacak. Köftelerimizi yuvarladık, misket şekline getirdik. Sonrasında kaynar suyumuzda haşladık ve güzel sebzelerimizi de robotumuzda kavurduk, üzerine suyu koyduk. Sıra sizde, bakalım şu anda ne kaynamasını bekliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, köftelerimizi gördünüz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Direkt menin yuvarladıktan sonra şekilden aşağı doğru yuvarladı. Evet. Yuvarladıktan sonra hazırladı köftemizi. Ne yapıyorsunuz? Sadece sıcak suyun içine sokuyorsunuz ve 5 dakika bekliyorsunuz. Evet. Sıcak suda kaynatıyorsunuz. Yani nasıl diyeyim, pirinç pişmeni belirledikten sonra hemen alabilirsiniz. Evet. Çok evet, evet, çok şey kalmayacak. Çok kalmasın. Evet. Yani köfteyi de dağıtmayın. İkinci pişimine bakarsanız zaten o sosla beraber de pişeceği için çok fazla da bekletmeye gerek yok. Şimdi havuçlarımız gördüğünüz gibi robotumuzda yavaş yavaş pişiyor. Biz de ne yapalım? Şimdi patateslerimizi de doğrayalım. Onu da ilave yapalım. Ondan sonra sos hazırlayacağız ve sosumuzu da içine ilave yapacağız. Evet, çok güzel. Bakın soğan koyduk. Ondan sonra ama tabii ki önce ne yaptık? Havuçlarımızı kavurduk. Evet, havuçlar evet. Biraz daha böyle hani sert olduğu için, yumuşaması biraz zor olduğu için önce havuçları güzel bir şekilde kavurduk. Sonrasında soğanları ilave ettik. İkisini de harmanlayıp kavurduktan sonra üzerine sıcak suyumuzu koyduk. Şimdi ne yapacağız? Patateslerimizi yine aynı şekilde küp küp doğrayacağız. Onları da ilave edeceğiz. Biraz haşlansın. Sonrasında haşladığımız bakın ne kadar güzel misket köftelerimiz. Pirinç taneleri de böyle arasında o kadar güzel görünüyor ki hakikaten böyle renkli renkli. Bu kadar cıvıl hoş, cıvıl cıvıl, gerçekten cıvıl cıvıl. Ondan sonra hep beraber yine ne yapacağız? Etlerimizi de ilave ettikten sonra ekşili köfte biraz daha pişecek. Sonra inşallah afiyetle bizler burada, sizler de evlerinizde yiyeceksiniz. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi önce havuçları küçük küp şeklinde doğradı. Ve şimdi patatesleri doğradı. Patateslerimiz de hazır. Evet, şunu da bir doğradıktan sonra patatesimiz fazla olacağı için dördüncü patatesimizi kullanmaya gerek yok. Onu suda bekletebiliriz. Şöyle. Patatesimizi de
kaynayan sosumuzun içine havuç ve soğanın içine ilave yapıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle bir alalım aşağıya hemen. Evet. Şimdi köftelerimiz de hazır oldu sevgili izleyicilerimiz. Şöyle köftelerimizi de gördüğünüz gibi şöyle hepsini kenara alıyoruz. Evet, şöyle harika bir şekilde. Şöyle bir. Biz biraz fazla yaptık. Siz kendi evde yaparsanız tabii artık onun kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz burada biraz karabalık bir aileyiz. Biliyoruz değil mi Ayşegül Hanım? Evet, kesinlikle öyle. Patateslerimizi de ilave ettik. Bu arada patates demişken şimdi onlar güzel bir şekilde haşlanacaklar suyumuzun içerisinde. Şöyle bir karıştıralım tabii ki. Şimdi usta patateslerin böyle sapsarı ve de güzel bir şekilde haşlanması için güzel bir bilgi var, onu da paylaşalım. Çok basit, patateslerinizi soyduktan sonra suya koyuyorsunuz. Ondan sonra üzerine biraz sirke. Sirke ile beraber haşladığınız zaman patatesinizin rengi sapsarı olacak ve lezzetine de lezzet katacaksınız. Bunu da paylaşalım sizlerle. Şimdi biz ne yapalım? Sevgili izleyicilerimiz, şimdi yemeğimiz için şöyle bir sos hazırlayacağız. İlk önce şöyle bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtayı şöyle güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Şöyle, şöyle kenara alalım. Çırptıktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı kadar da yoğurdumuzu içine ilave yapıyoruz. Çok fazla olmasın. Şöyle kaşığı güzelce yoğurdumuzu da ilave yaptıktan sonra şöyle çırpıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İçine çok az bir şey un, yani çok fazla olmayacak. Çünkü biliyorsunuz patates nişastasını bıraktığı için ve köftenin de pirincin nişastasını bıraktığı için sadece şöyle kaşığınızın ucuyla az bir şey, bir un koyarsanız yeterli olacak. Yarım yemek kaşığı diyebiliriz. Evet, yarım yemek kaşığı yetiyor. Şöyle bir çırpıyorsunuz sevgili izleyicinin. Az bir şey suyla açıyoruz. Şöyle. Onu da bir güzel şöyle çırpıyoruz, kenara alıyoruz. Şöyle biraz daha suyla da yapıyoruz. Biliyorsunuz patates kaynadıkça suyu çeker. Biraz fazla su verelim. Şimdi ne yaptık? Köftelerimizi çıkardık. Bakın hepsi haşlandı. Tabağımızda bekliyor bizi. Sebzelerimiz, patates, havuç, soğan. Onlar da robotumuzda biraz daha haşlansın. Haşlandıktan sonra inşallah etlerimizi ilave edeceğiz ve güzel bir sos hazırlamıştık. Ne yaptık? Evet, yoğurt, yumurta ve az un. Evet. Onu da hazırladık. Onu da yemeğimizin üzerine dökeceğiz inşallah ve ekşili köftemiz hazır olacak. Evet. Biraz da limon suyu katacağız biraz sonra. Patateslerimiz ve havuçlarımız, soğanlarımız harika bir şekilde pişti ve şimdi köfteyi ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir karıştıralım, çok fazla da. Köfteleri haşladıktan sonra dağılmaz kesinlikle. Siz fırına atarsanız o fırında olmaz. Fırında çünkü yanacağı için pirinçler. Şöyle sadece sıcak suda güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz hazırlayabilirsiniz. Evet. Bir de sos hazırlamıştık yemeğimiz evet, için. Evet, şimdi az bir şey sıcak su verelim. Evet, ondan sonra sosumuzu kullanacağız. Tamam. Bu arada bakın ekşili köfte dedik ya, hani dikkatinizi çekmişse çekmiştir ama sonra söyleyeceğim neyi çektiğimizi. Evet, ona geçmeden önce sosumuzu dolduralım. Doğru. Sosumuzu şöyle ilave edelim. İzleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle köftemiz hazır. Patatesler pişmiş ve en son aşama olarak da şöyle hazırladığımız sosumuzu da içine ilave yapıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ve şimdi ben buna daha güzel bir görüntü versin diye az bir şey bir kırmızı biber ve yeşil biber içine ilave yapacağım. Evet, bu arada bir ayrıntıyı daha söyleyelim usta. Sosumuzun içerisine biraz da evet, ne yaptık? Limon suyu veya limon da sıkabilirsiniz. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi robotta hemen enfes bir şekilde yemeğimiz pişti ve şöyle görüntü güzel, daha güzel bir görüntü olsun diye
Zaten görüntüsü harikaydı. Robotumuzda harika bir ekşili köfte yaptık sevgili izleyicilerimiz. Ne yaptık? Önce havuçları güzelce kavurduk. Ondan sonra soğanımızı ilave yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Sıcak suyumuzu verdik sevgili izleyiciler. Onu kaynamaya durunca biz de köftelerimizi, içine pirincimizi ilave ettik. Tuz, karabiber, pul biber ve biraz soğan, az bir şey sarımsak. Yani iki diş sarımsak. İçine ilave yaptıktan sonra bir tutamla maydanoz güzelce köfte harcımızı hazırladık. Ve sağ olsun Ayşegül Hanım, küçük misket şeklinde köfteleri hazırladıktan sonra kaynar suda güzelce bir kaynattık. Piştikten sonra aldık onları sıcak suyun içinde. Ve havucumuz o ana kadar pişti. Ondan sonra havuç piştikten sonra üzerine patatesleri ilave yaptık. Patateslerden sonra tekrar köftelerimizi ilave yaptık. Köfteler beraber kaynadıktan sonra ondan sonra hazırladığımız sosumuzu 2 yemek kaşığı yoğurt, az bir şey un ve bir adet de yumurta güzelce karıştıktan sonra bir yemek kaşığı kadar da limon suyu atarsanız biliyorsunuz ekşi olması için. Evet. Ve sosumuzu verdik. Daha güzel bir görüntü versin diye 2 adet de biber kullandık ve bezelyemizle kullandıktan sonra gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz harika, mükemmel bir yemek. Evet. Gördüğünüz gibi pişti. Biraz daha bezelyeler şey olsun öyle değil mi? Yok zaten bezelyeyle konserve olduğu için pişti Ayşegül Hanım. Onu da şöyle bir alalım. Bir alalım gördüğünüz gibi. Şöyle bir kameramız bir görsün şöyle sevgili izleyicilerimiz. Ekşili köftemiz de hazır. Köftemiz, evet. Evet muhteşem. Harika bir ellerinize şekilde sağlık, gördüğünüz gerçekten. Gibi. Anlatmaya gerek yok zaten. Görüntü kendisini harika. Gösteriyor. Sebze cümbüşü, et muhteşem. Güzel bir terbiye evet. de hazırladık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet güzel bir günün yine sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.